Evet, 8. denemeye geldik. 8. deneme zamirler konusunu içeriyor. Bu testin üzerinde de zamirler konusunu bir hatırlamış olacağız. Tabii ki arkadaşlar burada %100 her şeyi anlattığımı söylemiyorum ama konunun mühim noktalarını anlatıyorum. Tabii ki daha iyi çalışmak isteyenler kaynaklara başvurmalılar. Zamirler adın yerini tutan sözcüklerdir. Yani mesela bakın bu tanımlar çok önemlidir böyle. Bu tanımları içselleştirmek gerekir. Zamir nedir? İsmin yerini tutan sözcük. Bunları hep biliyoruz ama uygulamıyoruz tam olarak. Sıfat nedir? İsmi niteleyen veya belirten sözcük. Zarf nedir? Fiile yönelik olan, fiili niteleyen, fiili belirten sözcük. Bunun gibi bu temel tanımlar üzerinden gitmek daha işlevsel olabilir. Diyor ki zamirler adın yerini tutan sözcüklerdir. Buna göre bu sözcüğü hangisinde zamir olarak kullanılmamıştır diyor. Şimdi bu sözcüğü ya işaret sıfatı olacak ya işaret sıfatı olacak veya işaret zamiri olacak. Nasıl olacak peki? İşte kendisinden sonraki bir isme yönelikse, o ismi bütünlüyorsa o zaman işaret sıfatı. Ama o ismin yerini tutuyorsa o zaman işaret zamiri. Bakalım hangisinde diyor zamir olarak kullanılmamıştır. Bu her konuda fikri olan adam sinirimi bozuyordu. Evet, buradaki bu adam, yani bu her konuda fikri olan adam. Adam adı burada iki tane sıfat almıştır. Birincisi adamın niteliğini gösterir. Niteleme sıfatıdır şu. Diğeri de işaret ediyor onu. O da işaret sıfatıdır. Dolayısıyla yanıt budur. Diğerlerinde bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Bu ÖSYM sorusundan aldığım bir örnek benim. ÖSYM daha önce bunu bu şekilde sordu. Buradaki bu taşındır, kendi içinde bir cümledir bu. Aslında ne demek istiyor? Bu şey senin taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Bir şehite sesleniyor burada. Şehide sesleniyor. Yani Kabe'yi göstererek diyor ki, yani zaten bu işaret sıfatı demek parmağınla göstermek demektir yani. Bu Kabe'yi işaret ediyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi, yani bu şey senin mezar taşındır diyerek Kabe'yi senin başına diksem. O yüzden bu zamirdir. Aslında zorca bir örnektir bu. Bu bizim için çok önemli bir andı. Mesela bunlar da biraz kafa karıştırabiliyor. Bizim için çok önemli bir andı. Mesela cümle ögeleri bilenler biraz oradan da düşünebilirler. Bizim için çok önemli bir andı. Yüklem bizim için çok önemli bir an olan ne? Bu özne. Tek başına özne. Demek ki bu tamlama kurmamış aslında. Hem böyle anlaşılabilir. Yani sıfat olmadığı, zamir olduğu. Hem de şöyle anlaşılabilir. Yani bu an bizim için çok önemli bir andı demek istiyor bu. Aslında Türkçe'de kelime tekrarından kaçınırız biz. Aynı kelimeyi iki kez tekrar etmemek için bu gibi cümlelerde hep şey yaparız, yani zamirleştiririz. Bu an demek istiyor. Bu bizim için çok önemli bir andır. Bu da işaret zamiridir. Bunlar ek aldığı zaman zaten zamirdir. Çünkü sıfatlar çekim eki almaz. Bu önemli bir bilgidir. Sıfatlar çekim eki almaz. Sonunda çoğul, yönelme, iyilik eki vesaire olan bir kelimeye biz sıfat diyemeyiz. Bunlar burada ek almış zaten, dediğimiz gibi zamirdir. Buna aynı şekilde ek almış. Buna herkesten çok senin ihtiyacın var. Dolayısıyla yanıt Adana'dır. İkinci soru. İşaret zamirleri varlığın kavramının yerini işaret etme anlamıyla tutarlar diye bir tanım verilmiş. İşaret zamirlerini tanımlıyor. Diğer adı gösterme zamirleri. Buna göre hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır? Arkadaşlar işaret zamirlerini bir liste halinde vermek de mümkün olabilir. Nelerdir işaret zamirleri? Bir kere, yani her kelime olmaz yani bu şu o kelimeleri, bu şu o kelimeleri ve bunların ekli biçimleri işaret zamiri olur. Öteki bir iki sözcükleri ismin yerini tutmak kaydıyla. Bunlar sıfat da, bu yazdıklarımın hepsi, şunlar da şunlar da. Sıfat da olabilir, zamir de olabilir. Ama ismin yerini tutuyorsa zamir, isme yönelik kullanılmışsa sıfattır. Bunun dışında öyle, böyle, şöyle sözcükleri de var. Bunlar da öyle, böyle, şöyle sözcükleri ama zamir olmak için mutlaka ek almak zorundadırlar.
Bu şu o öteki bir iki ek alarak da ek almadan da zamir görevine girebilir. Sıfat da olabilirler, zamir de olabilirler. Öyle böyle şöyle sözcükleri normalde eksizken sıfat olur veya zarf olur. Mesela öyle insanlar dersem sıfat olur, öyle konuşma dersem zarf olur. Eksizken sıfat veya zarf ama ek alınca zamir olurlar. Öylelerine güvenmem dediğimde işaret ederek. Ayrıca bunların öyle böyle şöyle sözcüklerinin şöyle bir özelliği daha var. Bunlara niteleme anlamlı işaret sözcükleri deriz. Yani bunlarda hem anlamlarında hem nitelik vardır hem de işaret etme vardır. Bakalım şimdi hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır? Şurada işte bu şu o sözcüklerinin ekli biçimleri kısmına giriyor. Şurada birkaç tane daha tabak olacaktı. Bir bakar mısın? Zaten şurada deyince parmağıyla gösterdiğini varsayın. Bu kilim salon hep salonun ortasında serili miydi böyle? Buradaki bu sıfattır zaten. Böyleye gelince cümle devrik. Salonun ortasında hani hep salonun ortasında böyle serili miydi? Böyle serili miydi? Bu eksiz biçimde bir eyleme yöneliktir. O yüzden buradaki böyle zarf görevinde kullanılmıştır. Senin için ayırdım, senin için derken yani şunu demek istedim. Burada işaret sıfatı var ve zarf var ama işaret zamiri yok burada. Senin için ayırdığım kitap buydu. Sen kişi zamiridir ama bu kelimesi işaret zamiridir. Dolayısıyla bu var burada. Şurada kelimesi var. Şunlardaki sileyim de karışmasın. Bu cevap, bunlar farklı görevde. Öteki bir kenarda sessizce bekliyordu. Bu da insan yerine kullanılmış bir işaret zamiridir. Onu da daire için alalım. Böyleleriyle uzun süre arkadaş kalınamaz. Böyleleriyle, evet şurada da gösterdiğim gibi ek almış ve zamir olmuştur. Yanıt Bursa. Üçüncü soru. Zamirlerle ilgili, zamirlerin türleriyle ilgili bir bilgi veriliyor. Zamirler varlığın yerini, kişi varlığın yerini tutuyorlar diyor. Varlığın yerini tutarlar. Hangi anlamlarla tutarlar? Kişi, kişi zamirleri, işaret, işaret zamirleri, belirsizlik, belgisiz zamir ve soru, soru zamirleri anlamlarıyla tutar. Buna göre hangisinde zamir kullanılmamıştır? Romanlarında anlattığı şeyler, şey daima belgisiz zamirdir arkadaşlar. İsimlerin yerini tutar, belirsiz bir şekilde isimlerin yerini tutar. Yardımlarından dolayı sana minnettarım, sana kişi zamiridir daima. Kimi ebeveynler, buradaki kimi kendisinden sonraki isme yöneliktir. Kimi ebeveynler derken bu sıfattır. Çocuklarının eşsiz olduğuna kesinlikle emindir. Burada herhangi başka bir sıfat veya o anlamda bir ortak olabilecek bir sıfat zamir durumu yok. Şurada bir eşsiz var mesela. O bir zarftır. Başka kesinlikle emindir. Bu da bir zarftır. Dolayısıyla burada bir zamir kullanılmamıştır. Satıcı lambaların herhangi birini seçebileceğimizi söyledi. Herhangi biri, bunlar da belgisiz kelimelerdir. Belgisiz kelimeler eksizken belgisiz sıfat, ek alınca belgisiz zamir olurlar. Herhangi bir sıfat olarak kullanabilirsiniz bunu. Herhangi biri zamir olur. Herhangi bir şey sorabilirsin veya herhangi bir konu herhangi bir konuda konuşabiliriz. Herhangi bir yere gidebiliriz gibi bunlar da sıfattır. Ama herhangi birini çağır, herhangi birini bana ver gibi olduğunda ise zamirdir. Burada da var yani. Nerede o eski günler, nerede o gülüşler? Buradaki nerede soruları soru zamiridir. Yerin yerini tutuyor soru yoluyla. Yerin yerini tutuyor. O yüzden burada da zamir vardır. Yanıt Ceyhan'dır. Dördüncü soru. Hangisinde altı çizili zamirlerin türü farklıdır ötekilerden diye sormuş. Bakacağız bunlara. Hepsi zamir demek ki. Birileri ne olabilir? Birileri insan yerini tutuyor ama kişi zamiri değil. İnsan yerini belirsiz olarak birileri diyor, rastgele birileri. O yüzden bu belgisizdir. Kişi zamirleri sadece ben, sen, o, biz, siz, onlar, ayrıca kendi zamiri var. Bunlardır kişi zamirleri.
bunun dışındakiler insan yerini tutsalar bile kişi zamiri olmazlar. Ya belgisiz olurlar, bazen işaretli olabilirler. Onların arkadaşlığı bu nedir? Kişi zamiridir. Yolculuk boyunca kimse cep telefonunu açmadı, kimse. Belgisiz zamirdir. Belirsiz olarak bir şeyden bahsediyor, kimse. Makalede söylediklerinin hepsi daha önce dile getirilmiş fikirler, hepsi. Belgisiz zamirdir. Tümünü belgisiz zamirdir. Arkadaşlar, bu belgisiz zamirler meselesinin tabii bir listesi var. Ben onu şimdi burada uzun boylu yazamam ama anlam bakımından da daha önce de söylediğim gibi bunlar belgisiz dediğimiz sözcükler belirsizlik ifade ederler. Ve şunu da ek olarak söyleyebilirim. Bir grubun tamamını dışarıda bırakan mesela hiçbiri, tamamını dahil eden hepsi veya bir kısmını ifade eden çoğu, bazıları gibi kelimelerdir. Grubun tamamını dahil eden, tamamını dışarıda bırakan veya bir grubunu ifade eden, bir kısmını ifade eden kelimelerdir. Belgisiz dediğimiz kelimeler ama anlamlarında kesinlik yoktur. Bunu bilmek gerekir. Bu durumda yanıtımız Bursa olacaktır. Beşinci soru, aşağıdakilerin hangisinde tamlananı belgisiz zamir olan ne olacak? Hemen formülü çıkartın yanına böyle. X'in Y'si olacak. X'in Y'si yapısında daima birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan demiştik. Şu kısımda, ikinci kısımda, tamlanan kısımda belgisiz zamir olacak. Buranın sahibi, bu bir tamlamadır, X'in Y'sidir. Burada bura işaret zamiridir, tamlayan kısımda. Ama sahibi kelimesi zamir değildir, isimdir bu. Böylelerinin niyeti, bu bir tamlamadır yine, X'in Y'sidir. Tamlayanı işaret zamiridir. Şu sözcük işaret zamiridir. Niyet ise bir isimdir. Olmaz. Yani şunları şöyle göstereyim. Bunlar zamir değil. Kimsenin kölesi olamam ben. Kimsenin kölesi X'in Y'sidir. Tamlamadır. Kimse kısmı belgisiz bir kelimedir ama tamlayandır. Bize ikinci kelime olarak lazım. O yüzden bu da olmaz. Köle isimdir. Mısırların bir bölümü kurumuştu tarlada. Mısırların X'in bir bölümü. Y'si biçiminde. Burada ikinci kısım nedir? Şurası mısırlar addır. Bir bölüm. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bölüm kelimesi zamir değildir zaten. Bir bölüm sıfat tamlaması. Ad artı sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş olan bir tamlama. Dolayısıyla burada da yoktur. Mal varlığının hepsini vakfa bağışlamış. Mal varlığının hepsi. Evet, burada mal varlığının hepsi X'in Y'si. Şurası X'in. Şurası Y'si. Hepsi bir belgisiz zamirdir. O yüzden yanıt Edirne'dir. Altıncı soru. Evet, burada da yeni bir şey öğreneceğiz. Şu ana kadar saydığımız zamirler sözcük halindeki zamirlerdir. Neler var burada işte? Kişi zamirleri. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bir de kendi zamiri. Kişi zamirleri bunlardır. İşaret zamirlerini sorunun birinde açıklamıştık. Bu, şu, o, öteki, bir, iki, öyleleri, böyleleri, şöyleleri filan gibi. Kişi işaret. Belgisiz. Belgisizleri tam bir liste olarak vermedik ama işte kimse, hepsi, herkes, şey, bazıları, çoğu, tümü filan gibi sözcüklerdir belgisiz zamirler. Ve soru zamirleri. Bunlar da esasen kim, onu ayrıca anlatacağım bir konu bu. Kim, ne, nere sorularıdır. Ve bir de soru sıfatlarının ek almış şekilleridir diyebiliriz. Bunlar böyle ama burada diyor ki bu sözcük halindeki zamirler dışında İyilik ekleri ve ki ilgi zamiri ek halindeki zamirler olarak değerlendirilir. Ek halindeki zamirler de var. Neymiş bunlar? İyilik ekleri ve ki ilgi zamiri. İsmin yerini tutuyorlarmış. Doğrudur. İyilik ekleri mesela evim, benim evim derken bu tamlayanın yerini tutar. Tamlayanın yerini tutar. O yüzden buna biz ek zamir diyoruz. Mesela sizinki daha iyi bir şiirdi. Sizin şiiriniz. Burada da tamlananın yerini tutuyor. Özetle iyilik ekleri tamlayanın yerini tutan zamirlerdir. Ek zamirlerdir. Ki eki ise, ki ilgi zamiri ise tamlananın yerini tutar. Buraya bakalım şimdi. Eldeki olanaklar, şimdi bunun cevabı Adana, bunu bırakalım.
suçluluk duygusuyla başını öne eğmişti. Başını, kendi başını, onun başını. Yani burada kendi başını şeklinde bir iyilik eki var. O yüzden burada ek halinde zamir vardır. Bu ev sizinkinden geniş, sizin evinizden geniş. Burada ki ilgi zamiri var. Bu tür kampanyalarla sesimizi duyuruyoruz. Kendi sesimizi, bizim sesimizi. Burada iyilik eki var. Yazdıkların, senin yazdıkların. Burada da iyilik eki var. Bunların hepsinde ek halinde zamir var. Eldeki olanaklar bu iş için yeterli değil. Eldeki burada bir ki var ama bu ki sıfat yapan ki'dir. Bunu nereden anlayabiliriz? Olanaklar isimdir. Hangi olanaklar? Eldeki olanaklar. Bu da sıfattır. Sıfat olduğuna göre bu sıfat yapımı eki demektir. Dolayısıyla zamir olmadığını da böylece görebiliriz. Yanıt Adana'dır diyoruz. 7. soru. Benim sınavdaki dil bilgisi açısından çok önemsediğim bir konudur soru sözcüklerinin durumu. Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır? Bu konuda bilgi eksiği olanlar mutlaka tamamlasın. Soru zamiri nedir, soru sıfatı nedir, soru zarfı nedir? Bunlar ne zaman görevlerini değiştiriyorlar filan? Bunları iyice öğrenmek gerekir. Ben burada sorunun gerektirdiği kadarını anlatıyorum. Daha doğrusu biraz daha fazlasını da anlatıyorum tabii ama yine de örneğin bunların üçünü ben karşılaştırmalı olarak anlatıyorum sınıflarda normalde. Yani burada o kadar şey yapamayız. Çünkü bir ders alan bir konu mesela aslında bu. Hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır? Ama demin söylediğim gibi soru zamirleri şunlardır arkadaşlar. Soru zamirleri öncelikle kim, ne, nere? Bunlar asıl soru zamirleridir. Kim, ne, nere? Bunlar ve bunların ekli şekilleri. Yani kim, kimi, kime, kimden, neyi, neye, ne, kendisi, nereden, nereyi filan. Bunlar hep soru zamiridir zaten. Ama bunun dışında normalde eksizken soru sıfatı olan kaç, hangi, ne kadar. Normalde bunlar eksizken soru sıfatı ek alınca iyilik ekini kastediyoruz burada. Alınca soru zamiri olurlar. O halde şöyle söyleyebiliriz. Diyelim ki yukarıdakilerden başlayalım. Kimi arıyorsunuz? Senden ne istedi? Nereden geliyorsun? Bunlar zaten soru zamiri. Ama bunlar mesela eksizken diyelim ki kaç kişi katıldı dersem soru sıfatı. Kaçını tanıyorsun dersem soru zamiri. Hangi yol daha kısa dersem soru sıfatı. Hangi yol eksiz biçimde bir isme yönelik olunca soru sıfatı. Hangisi daha kolay dersem o zaman soru zamiri. Ne kadar paramız var soru sıfatı. Ne kadarı sağlam ek almış soru zamiri. Böyledir bu. Buna göre siz bu yolu ne zaman fark ettiniz? Bu soru zarfıdır. Zaman soranlar soru zarfıdır. Hangi şiirden bu dizeler bu soru sıfatıdır? Aşağıdaki açıklamaya bakınız. Niye acele ediyorsun bu kadar? Sebep soran bütün sorular soru zarfıdır. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nereden? Az önce de izah ettiğim gibi nereyle ilgili bütün sorular soru zamiridir. Cevap o yüzden Denizli'dir. Kaç kişiyle oynanıyor peki bu oyun derken? Burada da kaç kişi soru sıfatıdır. Yanıt Denizli. 8. soru bu parçadaki şu fazla olmuş bunu bir dahaki basımda kaldıralım. Bu parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangisine örnek yoktur? Demiş. Buna bakalım. Tabii parça olduğu için görmek önemli. Kaçırmamak gerekir. Kemal Tahir bakıyoruz seçeneklerde işaret, kişi, belgisiz, dönüşlülük ve soru. Kemal Tahir hep görmeden sadece dinleyerek yazmıştır o kitapları. Burada bir o var ama bu sıfattır. Burada bir zamir yok. Bozkır'daki çekirdek Tahir Alangu'nun ona anlattığı bu kişi zamiridir. Ona anlattığı olaylardan yola çıkarak yazdığı bir romandır örneğin. Örneğin sözcüğü bir bağlaştır. O takılırsa eğer aklımıza. Bir açık oturumda burada bir sıfat görüyorum. Bir açık oturum derken oturumda bize bu da bir kişi zamiridir. Aynı şunlarla aynı. Köy dediğin dört kerpiç ev görmeye ne gerek var? Buradaki ne sorusu soru zamiridir. Az önceki soruda açıkladık. Ne gerek var demişti ama hapisteki köylülerden dinleyerek pekala köy romanı yazabilmiştir. Köy romanları yazabilmiştir. Kutlamak gerekir bu açıdan kendisini. Bu açıdan derken bu sıfattır.
Kendisi ise dönüşlülük zamiridir. Bunu da çizdik. Bu sanatçının hayal ve yazma gücünü gösterir. Bu kelimesi de işaret zamiridir. Bu da var burada. Belgisiz zamir yoktur. Şimdi buradaki bakın bu ile ilgili bir şey daha söyleyelim. Hani önceki sorularda açıklamasını yapmıştık. Bir ipucu daha söyleyelim. Yani bu zamir mi sıfat mı dediğimiz sözcüklerden sonra eğer virgül varsa zamir. Bu da bir ek ipucu olarak değerlendirilebilir. Neden böyledir bu? Çünkü sıfatlardan sonra virgül konmaz zaten. Dolayısıyla yanıt Denizli'dir. 9. soru, hangisinde zamir özne olarak kullanılmamıştır diyor. Öznelerini doğru göreceğiz. Bildiğiniz gibi özne sorularımız kim ve ne, cümledeki işi yapan, eden kişi veya kavram olarak ifade edilebilir. Kim ve ne, pardon şöyle, kim ve ne soruları. Bunlar kasabanın yönetimini ele geçirmiş mafya bozuntusu tiplerdi. Şunun tamamı yüklemdir. Olan kim? Yüklem bu. Olan kim? Bunlar. Bu da öznedir ve bir işaret zamiridir. Doğru. Bu söylene burada zamir özne olarak kullanılmıştır. Bu arada kişiler için kişi zamiri olarak yani kişileri ifade etmek için kullanılmaz normalde. Çünkü hakaret anlamına gelir, aşağılama anlamına gelir. Ama burada zaten aşağılama anlamı amaçlandığı için bunu kullanması gayet doğal ama zamirdir ve öznedir. Kim ne söylerse söylesin yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Bunun yüklemi dönmeyeceğiz. Dönmeyecek olan kim? Biz. Gizli öznesi bizdir ve yine bir zamirdir. Kişi zamiridir. Bazıları yaşamın kendi çevresinde döneceğini sanır. Kim sanır? Bazıları. Öznedir ve belgisiz zamirdir. Evet bu da var. Bu, az önce virgülden bahsetmiştim, bu hepimizi içinde olduğumuz sıkıntılardan kurtaracak bir yöntemdi. Bunun tamamı yüklemdir. Olan ne? Hepimizi içinde olduğumuz sıkıntılardan kurtaracak bir yöntem olan ne? Bu, özne ve öznedir ve işaret zamirdir. Burada da vardır. Coşkularını kontrolü altında tutamazsa kişi mutsuz olur. Buradaki mutsuz olur yüklem. Mutsuz olan kim? Kişi, özne. Kişi bir zamir değildir. Kişi bir addır. O yüzden yanıt Edirne'dir. 10. soru, hangisinde edat zamirle öbek oluşturmuştur? Edatların bir özelliği de budur. Edatlar kendilerinden önceki sözcüklerle birleşerek edat grubu kurarlar. Edat grubu değişik görevlere girer. Bazen sıfat olur, bazen zarf olur filan. Bakacağız şimdi. Olay intihardan çok cinayet gibi görünüyor. Burada cinayet gibi bir edat öbeğidir. Hatta şöyledir, intihardan çok cinayet gibi. Hepsi beraberdir. Ama burada gibi edattır. Bir zamirle öbek kurmamıştır. Bunu geçiyoruz. Gözyaşları inci taneleri gibi döküldü gözlerinden. İnci taneleri gibi. Burada gibi edattır. Neyle öbek kurmuştur? İnci taneleri belirtisiz at damlamasıyla. İnci taneleri belirtisiz at damlaması artı edat şeklinde oluşmuştur. Bunun gibi olaylar, bunun gibi bir edat öbeğidir. Ve burada gibi edattır, bunun ise işaret zamiridir. O yüzden zamir artı edat biçiminde oluşmuş bir edat grubudur bu. Bazen çocuk gibi davranıyorsun, çocuk gibi edat grubudur. Burada da isim artı edat şeklinde oluşmuştur. Haklarını yönetim kuruluna devretmiş, burada herhangi bir edat grubu zaten yoktur. Yanıt Ceyhan'dır.